Merhabalar değerli gönül dostlarım. Bu videomda da sizlere diğer videolarımda da olduğu gibi tarihi 8500 yıl öncesine dayanan Ak Topraklı köyünden bahsetmek istiyorum. Videomda gördüklerinize inanın bana inanamayacaksınız. Videoma geçmeden önce abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Videoma lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Keyifli seyirler. ...8500 yıllık tarihi yolculuk. Ak Topraklık, Höyük, Arkeopark ve Açık Hava Müzesi, Avrupa'nın en büyük tarih öncesi parkı unvanına sahiptir. Günümüzden 8500 yıl önceki döneme ait canlandırmaların yer aldığı arkeopark, Akçalar, Ak Topraklık mevkiinde yer almaktadır. Bölgede yapılan kazılarda bulunan buluntuların da sergilendiği arkeopark, örnek bir tarihi ve turistik mekandır. Arkeopark, Akçalar Beldesi, Ak Topraklık mevkiinde 2004 yılından itibaren tarihiyle bugünü buluşturmaktadır. Müzenin ilgi odağı alanlarından birisi de eski Kızıl Elma köyünden sökülerek proje alanına yeniden inşa edilen yapıların oluşturduğu geleneksel köydür. Ziyaretçinin geçmiş ile bugün arasında bir bağ kurmasını sağlamak amacıyla inşa edilen geleneksel köyde evlerin yanı sıra köy kahvesi, ahırlık, odunluk, su değirmeni, çeşme, ekmek fırını, ambar, değirmenci atölyesi ve pekmezlik gibi bölümlerle gerçek bir doku elde edilmeye çalışılmıştır. Burada bulunan yapılara farklı işlevler verilerek geleneksel yaşam ve teknolojilerinin de anlatıldığı bir sergileme yapılmıştır. Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Ak Topraklık sit alanı içerisinde kurulan arkeopark ile bölgenin tarih öncesinden günümüze kadar kültürel aşamaları tanıtılıyor.
tarihsel sürekliliği sezdirilerek geçmişle bağ kurmayı kolaylaştırmak ve geleneksel değerlerin korunmasını teşvik etmek amacıyla geleneksel bir köy dokusunun canlandırılması da proje kapsamına dahil edilmiştir. Bu amaçla eski Kızıl Elma köyündeki terk edilerek yıkılmaya bırakılmış 6 konut yerinden belgelendirildikten sonra sökülerek park alanında yeniden inşa edilmiştir. Arkeolojik parkların kurulduğu alanlarda doğal atmosferin içinde antik çağlara ait yaşam ve üretim biçimleri canlandırılması hedeflendirilmiştir. Diğer yandan arkeolojinin kullanıldığı bilimsel yöntemler ile ilgili uygulamalı faaliyetler ile bu bilimin daha yakından tanınması mümkün hale getirilmiştir. Proje kapsamında arkeoloji ve ilişkili dallardan gelen uzman ve öğrencilere yönelik aktiviteler için söz konusu tüm bu canlandırmalar birer arka plan olarak kullanılmaya hazır hale getirilmiştir. Ayrıca sit alanı içinde kalan küçük bir meşe korusu deneysel çalışmalara yönelik düzenlenmiş ve alanın bir arkeoloji okulu olarak işlev görmesini sağlayacak atölye ve deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere açık alan derslikleri oluşturulmuştur. Ak Topraklı Köyü kazı çalışmaları 2009 yılında yapılan protokolle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi yürütücülüğünde arkeopark olarak projeye dönüştürülmüştür. Açık Hava Müzesi 3 farklı sergileme birimini içermektedir. Bunlardan 2 tanesi, köyükteki arkeolojik verilere göre inşa edilen tarih öncesi köy canlandırmalarıdır. İlk köy, Neolitik dönemi, diğeri ise gelişkin köy topluluklarına ait Kalkolitik dönem yerleşim katmanlarını yansıtmaktadır.
gelin şimdi hep beraber tarihi 8500 yıl öncesine dayanan arkeoparkı beraber gezelim. İyi seyirler diliyorum.